Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçgende benzerlik konusuna geldik. Geometrinin en can alıcı konusu ÖSM 16-17 sorusunu yani 16-17 geometri sorusunun yaklaşık 4-5 hatta zaman zaman 6-7 tanesini direkt benzerlikle ilişkilendirip soruyor. Onun için çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi benzerliğin temel konusu aslında açı açı açı, kenar 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 bağıntısıyla ilişkilidir. Diğer bütün özellikler bunun üzerine kurulmuştur. Diyelim derse başlayalım. Şimdi ne dedik? Açı açı kenar benzerliğinden A'nın karşısına A diyelim sevgili arkadaşlar. B'nin karşısına B diyelim. C'nin karşısına da C diyelim. Burada D'nin karşısına X, E'nin karşısına Y, F'nin karşısına da Y diyelim. Şimdi ne söylemiş bize? A, B, C. <laughs> benzerdir DEF demiş değil mi? O zaman ne yapıyoruz? A açısına şöyle A diyelim. Hatta alfa diyelim. B açısına beta diyelim. C açısına da teta diyelim. Eğer ABC benzer DEF ise arkadaşlar buraya da aynı şekilde A'ya D. Bakın birinci de A gelmiş. Burada birinci de ne gelmiş? D. O zaman alfa. ikinci de beta gelmiş. Beta'ya B dedikse ikinci de E'ye de beta diyoruz. Üçüncüsü burası da teta. Burada eğer iki üçgen benzer durumu vermişse alfanın karşısına A. Gidiyorum diğer üçgene. Alfanın karşısına ne var? X. Dönüyorum. Tekrar birinci üçgenime. B'nin karşısı ne var? B var. Burada beta'nın karşısı ne var? Y. B bölü Y eşittir. Teta'nın karşısı ne? C. Teta'nın karşısı Y. Burada öncelikle bir de şöyle bir durum var. Eğer A'nın karşısını aldım. Burada alfanın karşısını X aldıysam. İkinci de yine aynı şekilde hangi üçgenden başladımsa ondan devam ediyorum. Yoksa yanlış yapmış oluruz temel özelliğimiz bu arkadaşlar. Şimdi sorularla anlamaya çalışalım. ABC üçgeni benzer DF üçgeni demiş. ABC üçgeni alfa, beta, teta dediyse bakın DEF o zaman sırayla alfa, beta ve teta mıdır? Evet. Şimdi alfanın karşısında ne var? 15. Bu üçgende alfanın karşısında ne var? X. Eşittir. Teta'nın karşısında ne var? 9. Burada tetanın karşısında ne var? 12. Tetanın karşısı 9. Tetanın karşısında 12 mi? Evet. Benden kim istiyor? X'i mi? Tamam. Bitti. Gerekli düzenlemeleri yapalım. 3'e böl 3. 3'e böl 4. 4 kere 15. 60 eşittir. 3x. X buradan her tarafı 3'e böldüğümüzde 20 mi? Evet. Ama bize asla böyle ayrı ayrı üçgenleri verip efendim benzerdir. O zaman x kaçtır diye sormaz. Peki nasıl soracak? Aha da bu şekilde soracak. Şimdi ABC üçgeni vermiş. Bu açıyla bu açının eşit olduğunu söylemişse böyle bir şey görürsen ya da şöyle diyecek mesela M A E F A E F eşittir kime M A B C eşittir diyecek. Yani E açısıyla B açısı eşit mi olacak? Evet o zaman şöyle işaretleri koyarsın. Daha sonrası üçgende ortak bir açı var mı? Hangi üçgenler? Bakın A, B, C büyük üçgeninde. A, D üçgeninde. Neresi ortak? Burası. O zaman oraya çizgi diyelim. Şuraya da şöyle bir çizgi atalım. Burası A olsun. Burası B. Burası C. A artı B artı C ne sevgili arkadaşım? 180 mi? Evet. Gelelim büyük üçgene. A var, B var. Ha büyük üçgene pardon. A var. Burası da o zaman A. A, B. Ha o zaman burası da çift çizgi yani C oldu. A artı B artı C yine 180 mi? Evet. O zaman A, B, C üçgeni benzerdir. Kime? A, D, E üçgenine. Küçük üçgenden başlayıp gidelim. Mesela noktanın karşısı yani A'nın karşısında ne var? 2. Büyük üçgene geldim. A'nın karşısında ne var? 3 artı X mi? Evet. Eşittir. Kimden başlamıştık? Küçük üçgen. Benim karşısına bakıyorum. Bir şey bilmiyorum. Burada da bir şey bilmiyorum. O zaman C'nin karşısına git. C'nin karşısında ne var? 3. Üç. Büyük üçgende yani çift çizgi dediğimizin karşısında ne var? 7. Buradan işler dışlar yapalım. 14 eşittir. 9 artı 3 xten e, attım bu tarafa. 5 eşittir 3X. X ne olacakmış? 5 bölü 3 mü? Evet. Burası yani 5 bölü 3 çıktı. Bu şekilde soruları kesinlikle ÖSYM sorar ve sever de. Şimdi AD ve DB'yi ne vermiş? 8'er birim. Burasını 10 vermiş. X vermiş. A 10 olduğuna göre X kaçtı demiş. Tamam. Aynı şekilde A diyelim. Burası da A. Benzer olan ikisinde de ortak açımız. Neresi? Burası nokta diyelim. Tamam. Ee, burasına da çift çizgi dedim. A B diyelim. Burası da C olsun. A artı B artı C ne? 180. A, B. O zaman kim kaldı? Burası da doğal olarak C olacak mı? Evet. Şimdi çizginin karşısında ne var? Burada küçük üçgende 8. Büyük üçgende çizginin karşısında ne var? 10 artı X. Eşittir. Küçük üçgende başlamıştık. B'nin karşısına bakıyorum. Yok. C'nin karşısında ne var? 10. Eşittir. Çift çizgiyi almıştık 10. Çift çizginin karşısına 16 mı? Evet. Şöyle sadeleştirelim 5. Şurası 8 mi? Evet. İçler dışlardan 64. Eşittir 5 kere 10'dan 50 artı 5x. Attım o tarafa 14 eşittir 5 xten X değerimiz ne geldi? 14 bölü 5 mi? Evet. Ya da şıklarda şu da olabilir. 2.8 mi? Tamam. Diyelim bir sonraki soruya geçelim ve bunları da değil. Asıl bunlardan soru soruyor. Dik üçgen şöyle bir şeyler var. Baktınız özel bir üçgen değil. Ee, dikten dikimemiş, muhteşem üçlü yok. O zaman hemen benzerliğe geçin. 90 A 90 bak bunlar da şunu gibi bir şey. Buradaki açıyı bilmiyoruz ama buradakini sadece ne biliyorum? 90 90. E, o zaman iki üçgende de bir benzerlik durumu vardır. Şimdi E B e, e, B, D üçgenine bakalım. 90. Buraya şöyle noktalı bir şey diyelim. Şurada çizgi dedi. A ve B olsun. O zaman şuraya baktığımız zaman A artı B'nin toplamı 90 mı? Evet. Şimdi A, B, C üçgenine bak. 90 var. A var. A öğretmenim. Burası da çizgi. Yani burası da B. A artı B'nin toplamı 90 mı? Evet. A artı B'nin toplamı 90 mı? Evet. O zaman... ABC üçgeni benzermiş kime? Diğer arkadaşa hatta düzgün diyelim. B noktalıydı. O zaman burada da B noktalı olması için ortaya B aldım. Ee, neresi dikti? C dikti. Burada kim dikti? E dikti. E'yi alalım. Hangi üçgen oldu? BE. O zaman DB üçgeni. Bakın A, D eşit. B B oldu. B ortak açı mı? Evet. Bakın burada B ortak açıymış. Güzel. CD nereye eşit? E'ye. 90 mı? 90. Güzel. Demek istediğim bu zaten. Şimdi soruyu çözelim. Şu üçgenden başlayalım. Noktanın karşısında ne var? 12. Burada noktanın karşısında küçük üçgende ne var? Burası bilmiyorum. A diyelim. Gelelim diğer arkadaşa. Şimdi diğer arkadaşta neydi? Çizginin karşısı 6. Tamam. Burada çizginin karşısı bu üçgende bilmiyorum. Ha, ekstra bilinmeyen girdi. Şuraya da B diyelim. Şurası da B uzunluğu olsun. Değil mi? Şuranın tamamına ne demiştik? Şimdi A'nın karşısında ne vardı? 12. Burada A'nın karşısında ne vardı? Diğer üçgende ABC üçgende A'nın karşısı 12. Ama B, e, üçgende A'nın karşısını bilmiyordum. A dedim. Şimdi geldik. Burada B'nin karşısında kim vardı? 6 vardı. B'nin karşısında B. Ha buradan gidemem. 2 tane bilinmeyen var. Değiştirelim o zaman. Şöyle diyelim. Şurası 90, değil mi? Ha burada bir tane daha özel üçgenimiz var. 90 B yani benzer üçgen. Burası da o zaman nokta yani A oldu. O zaman burası da A oldu mu? Evet, güzel. Şimdi o zaman bunlara bakalım. 90'ın karşısında ne var? 8. Bu üçgenin karşısında ne var? 90'ın karşısında bir şey yok. M diyelim. Eşittir. Şimdi 90'ın karşısı. 8 aldım. 90'ın karşısı. Yani şu iki üçgen bir benzer oldu sevgili arkadaşım. Evet. Şimdi gelelim. B'nin karşısı burası ne bilmiyorum. X diyelim. B'nin karşısı X. Şimdi B'nin karşısı. Burada B'nin karşısı ne var? 4. Sorumuza dönelim. Bizden ne istiyor? X'i mi istiyor? Evet. X'i istiyor. Tamam. 6'yı kullanamadık. O zaman 6'yı da kullanacak bir şey yapalım. Ne olsun? Burada da 2 bilinmeyen oldu. Dönelim. Kime? 90'ın karşı 8 dedim. Tamam. 8. Burada 90 karşısı o zaman şuraya alalım madem x'i istiyorsa. 90 artı. Çünkü burada da a artı b artı 90. Burada da a artı b artı 90. 8 mi? Evet. Şuraya x'i silelim. Çünkü buraya x vermiş. Bakalım oradan gelecek mi? Beni karşısı şey 90'ın karşısına 8 dedim. Burada 90'ın karşısında ne var? Ha şurada 90'ın karşısında 6 artı x eşittir. Devam edelim. 90'ın karşısı. Sonra şu üçgenden başlamıştık. Değil mi? 8. Bu üçgende a'nın b'nin karşısında bir şey yok. E o zaman ondan da gidemem. Hangi üçgen? Şöyle düşünelim. B'nin karşısında ne var? 6. Burada B'nin karşısında ne var? Büyük üçgen ne? Şu üçgeni mi kullanacağız? Aa evet. Büyük üçgen, şu üçgen. B'nin karşısında 6. B'nin karşısında ne var? 4. Güzel. 90'ın karşısında bir şey yok. A'nın karşısına bakalım. 12. Süper. Oldu. A'nın karşısında ne var? X. Süper. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane benzer. Hatta 6-7 tane bile olabilir diyeceğiz. Yalan söyleriz. 1, 2, 1 tane, Şunla da şu var. 3 tane ya da şimdilik 3 tane hatta 4 tane benzer üçgen var. Ama işimize yer yanı bulduk mu bulduk. Ne oldu? Sadeleştir. 2, 1. Ee, ne oldu? X eşittir. 8 mi? Süper. Bakın her zaman öyle kolay gelmeyebilirmiş. Diyelim at gitsin. Bu üçgen ne diyor? X artı y'nin toplamını istiyor. Yine aynı şekilde şurası A olsun. O zaman buraya B diyelim. A artı B 90. Burası B. E 90 olması için A artı B'nin burası A. A 90. Buraya ne kaldı? B. Bakalım A artı B 90. 90 daha 180. A artı B 90. 90 daha 180. Tamam. Bitti işimiz. 3, 4. Zaten burayı ne biliyorum? 5 mi? Evet. Şimdi bakalım. 90'ın karşısında ne var? 5. Bu işkende 90'ın karşısında tamamına A diyelim geldik a'nın karşısına ne var 3 burada a'nın karşısı ne var 12 şöyle sadeleştirme yaptım 4 a ne çıktı 20 mi evet nereye a'nın karşısı burada 20 dedik ne oldu neresine 20 dedik ha şunun tamamına 20 dedik buraya ne kaldı 16 tamam y'yi bulduk y neymiş 16 şimdi buraya bakalım bir de b'nin karşısı ne var 4 bu üçgende B'nin karşısında ne var? X eşittir. Yine aynı şekilde 90'ın karşısını alabilirim. 90'ın karşısı 5. Burada 90'ın karşısı 20. Şöyle yaptığım zaman 4. X eşittir. 16. Zaten özel üçgende de bulabilirdik. 12, 20, 16 özel üçgeni. X ne çıktı? 12 mi? Evet. Ha 16 pardon. Y değerimizde 16 geldiğine göre toplamı neymiş? 32 mi? Süper. Yani sorular bu şekilde gelecek arkadaşlar. Benzerlikte. 90 şuraya A desem şuraya da B desem A artı B toplamı 90. Burada da 90 var o zaman kesinlikle burası B. Kesinlikle burası A. Hatta eksik yazmışız şurası da 90 olacaktı soruda. Dedik. Şimdi bakalım B'nin karşısında ne var? X. Burada B'nin karşısında ne var? 5. Devam edelim. A'nın karşısında hangi üçgenden başlamıştık? Bu üçgende X almışız. A'nın karşısında 4. A'nın karşısında 2. 4 kere 5'ten 20 eşittir 2X. X değerimizde ne geldi? 10 mu? Süper. Bu kolay geldi. Hemen çıktı. Şimdi ne diyor? ABC üçgeni. Şöyle ABC bir tane üçgen. Burada da diklik var. Burada da diklik. Tamam. 4, 5. Şurada hemen 3 diyelim. Sonra x'i bizden istemiş. Şuraya a desem ters açıdan şurası bir kere a olur. a 90 şuraya b diyelim. E, Öğretmenin burası da 90. 90 b burası da a mı? Evet. Hatta şurası dik ise 90 a. Buraya da b hatta a artı b 90 tamam. Okey mi? Okey. Şimdi ne yapalım? Şu büyük üçgenle arkadaşlar şu küçük üçgeni değerlendirelim. Zaten o da artı B. Bu da artı B. Yani benzer üçgenler. Tamam. A'nın karşısı ne var? 4. Bu üçgende A'nın karşısı ne var? 9 mu? Tamam. B'nin karşısında burada ne var? 3. Büyük üçgende B'nin karşısında ne var? X. 4 X eşittir. 27 X ne oldu? Buradan da 27 bölü 4 mü? Evet. Hemen çıktı zaten. Bir sonraki soruya dönelim. 14, 10. Burası A diyelim. Burası da benzermiş. Burası da A. Şimdi şu üçgenle şu üçgenin ortak açısı şurası değil mi? O zaman şuraya çizgi diyelim. Hatta B diyelim. A, B. Buraya da C diyelim. A artı B artı C ne? 180. E o zaman A, B. Şurası da çift çizgi. Yani C oldu mu? Oldu. Şimdi C'nin karşısına alalım. 8. Ha, burada Kimi sormuş? EF neresi? Şurası kime oranı? FC oranı mı? Hmm. Tamam. Sonra ne yapalım? Daha sonra bakalım gelecek mi? Hayır. Öyle zorlanırız değil mi? Bakalım C'nin karşısı 8. Tamam. C'nin karşısı 8 dedik. Büyük üçgende. Burada C'nin karşısına 6. Eyvallah. A'nın karşısı Bu üçgende 20. Tamam. Sonra bu üçgende A'nın karşısına 8 artı şuraya A diyelim. 8 artı A olur değil mi? 8 artı A. Şöyle yaptık. 2'ye böldüm 4, 3. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. 5 kere 3'ün 15 eşittir 8 artı A. A değerim burada ne gelir? 7. Demek ki burası 7 miymiş? Tamam. Burayı bulduk. 7. Ama bana neresi soruyor? Bunun buna oranı. Ha şöyle yapalım. Şurası ne olsun? 3 tane çizgi. O zaman burası da 3 tane çizgi olur mu? Evet. Burada C var. 3 çizgi. C var. 3 çizgi. Demek ki burası ne diyelim? Şöyle 2 çizgiyle gösterirsek burası da şöyle olacak. Yani zaten 180 a 180 a. Demek ki şu iki küçük üçgen neymiş? Benzer mi? Tamam. Şimdi C'nin karşısında EF var. EF'ye M diyelim. Buraya da ne diyelim? M bölü N'i bana soruyor. Tamam. C'nin karşısında ne var? M. Burada C'nin karşısında ne var? N. Eşittir. Ne alalım? 3 çizginin karşısında ne var? 14. Burada 3 çizginin karşısında ne var? 7. Şimdi soru çok güzel oldu. M bölü N. 14 bölü 2'den 2 iki mi? Evet. Şimdi tales 1. Yani aslında bunun da özünde açı 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 kenar 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 muhabbeti var. Şimdi isimlendirme yapalım. A olsun burası da B olsun. Burası M burası da N ya da e, ne diyelim X Y diyelim. Tamam. Buradaki Thales 1'deki özelliğimiz şu şekilde. A'nın A artı B oranı. A'nın A artı B mi dedik? A'nın da M'e oranı. M dedik A artı B'nin de N'e oranı şeklinde. Aynı şekilde X'in M'e mi oranıydı? O zaman X artı Y'nin kime oranı? N'e oranı şeklinde yapacağız. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. A'nın M'e oranı A artı B'nin tamamına kim? N'e oranı şeklinde de yazabiliriz. Peki bu nereden geliyor dedik? açı 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 kenar 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 benzerliğinden arkadaşlar. Şöyle tekrardan çizelim onu. Şöyle bir durum. Attım attım. Şöyle paralel. Tabi bu paralel olmak şartıyla bunları diyoruz. Şimdi burası ortak açımız. Şöyle diyelim. Şurası çizgili. Şurası da nokta olsun. Değil mi? Şimdi burası çizgili ise yöndeş açıdan burada çizgili. Burası noktalıysa burası da noktalı. Şimdi gelelim A diyelim B diyelim yine M, N diyelim, X, Y diyelim. Bakın küçük üçgende nedir A'nın şey, bunun gördüğü açı M. Büyük üçgende A artı B. Burada küçük üçgende ne? M. Büyük üçgende N mi? Evet. Bakın aynısı mı? Evet. Diyelim şimdi bol bol bununla ilgili soru çözelim. Ne yapıyorum? Hop 5'in tamamına oranı. 8 eşittir. X'in aynı şekilde tamamına x bölü x artı 1. Bitti. İçler dışlar. 8 x eşittir. 5 x artı 5 attım bu tarafa. 3 x eşittir. Ne oldu? 5 mi? Evet. x değerim nedir? Doğru mu yaptık? Tamam. O da ne çıkıyormuş? 5 bölü 3 mi? Bitti. Bu kadar. Ya da bu soruda 6'nın x'e de diyebilirsiniz. 6'nın x'e oranı tamamı 6 artı y'nin 12'ye oranı şeklinde yapabiliriz. Burada 2 bilinmeyen gelir. O zaman soruyu eksik okumuşuzdur. 2ab. ab neresi? Tamamı. 2ad neymiş? 3. Şurası ad 3k. ab neymiş? Dur. ad 2k. Pardon. ad 2k. Tamamı neymiş? 3K. O zaman buraya K mı? Evet. 2K'ya ne gelmiş? 6. Onu yapalım. 2K'ya 6 gelmiş. 3K'ya ne gelecek? Tamamına M diyelim. M olsun. 3K. Burası X demişiz. Gitti. 2M eşittir. 18 ise M nedir? 9 mu? Tamam. M dediğimiz neresiydi? Tamamı. 9 geldi. 6 ise burası 3. O zaman y yerine 3 yazabilirim. Ne oldu? 6 bölü x eşittir. 9 bölü 12 mi? Tamam. Şimdi şöyle 3'e böl 4. 3'e böl 3. 3'e böl 1. 3'e böl 2. 2 kere 4'ün 8 eşittir x. Yani x değerimiz burası 8. Burası ne çıktı? 3. Toplamını mı istiyor? 11 mi? Evet. Tales özelliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Hadi bu soruya bakalım. 3'e 2x artı 1. Tamamı ne? 9. Nereye? Tamamına oranı. Yani 5x artı 5 mi? Tamam. 3'e böl. 3. 3'e böl 1. İşler dışlar yapalım. 6x artı 3 eşittir. 5x artı 5 mi? Evet. At bu tarafa. x eşittir. Bunu da o tarafa atınca. x neymiş? 2 mi? Evet x2 y de şurası arkadaşlar. Şurası y olacak. x çarpı y'yi sormuş. Hadi bakalım. 3'ün y'ye oranı tamamı ne? 9. 9'un 12'ye oranı mı? Evet. 3'e böl 3. 3'e böl 1. 12 eşittir. 3 y. Y de nedir? 4 mü? Tamam. Bakın zaten 3'e 4 3 katı 9 3 katı nedir? 12 mi? Tamam. Burada ne diyor? Şunu boşuna vermez. Asla bunu boşuna vermez. Burada paralellik var. Bu arkadaş buna paralel ise hemen geometrik ilk dersimize gidelim. Z kuralı mı? Evet. Noktalı ise burası da noktalı. Aa öğretmenim buralar eşitmiş demek. 6 ise 6 gelir. X'i soruyor. 9'un 6'ya oranı tamamının tamamına oranı yani 15'in x e oranı 9x eşittir 90 mı? x ne çıktı? 10. Burası da neymiş? 10 mu? Süper. Burası en tatlı kısmıydı. Şimdi uzun uzuya bir soru ABC ve A, C'de birer üçgen. H ve B, C eşit paralelmiş. Bunlar paralelliği göstermişiz. Bu da aynı şekilde paralel. AF neresi? Burası neymiş? 2K. FB neymiş? K kadar mı? Tamam. Sonra HE artı. HE neresi? Şurası artı. Nereye vermiş? CD. Burası neymiş? 18. Şimdi 2K'ya 2A diyebilirim. K'ya da buraya da A. Yani 2K'ya 2A dersek 3K'ya 3A. 2A buradaysa Buraya da K değil A dedik. Aynı şekilde arkadaşlar bu üçgeni kapattığım zaman bakın 2A'ya 2B dersem 3B'ye burasına 3B derim. Ne oldu toplamda? 5 B'nin toplamı neymiş? 18 mi? Evet. B ne çıkar? 18 bölü nedir? 5 mi? Tamam. Bana kimi soruyor? H E'yi yani 2B'yi soruyor. 2 çarpı 18 bölü 5'ten cevabım ne çıktı? 36 bölü 5 mi? Tamam ya da 7 nokta kaçtır bu? Ee, 7.2 mi? Evet ya da şıklarda 7.2 diye verilebilir. Salla gitsin. Aynı tip soru. Buradan 5'e buraya 5A diyebilirim. 5'e 5A 8'e 8A. 5A'sı burada zaten 3A. E nedir? 5A'ya 5B diyebilirim. Toplamı 8A tamamı 8B olur. O zaman buraya da 3B kaldı mı? Evet. AD uzunluğunu zaten ne vermiş? 24. Yani 8B eşittir 24. Buradan B nedir? 3 mü? Tamam. Bana kimi soru X'i. X, X e eşittir ne? 5B. B'yi de 3 bulduk. X cevabımız ne oldu? 15 mi? Evet. DF paralelmiş. Kime? DF neresi? Burası paralelmiş. Bu arkadaşa. DE de paralelmiş. Buraya. Güzel. Şimdi ne yapalım soruda? Şurayı kapatalım. 3'e 3A diyelim buraya. Bir an için. 3'e 3A dedik. 2'ye 2A dedik. Tamam mı? Tamam. Şimdi şu çizgileri görmeyelim, yani D, F ve BE çizgilerini görmeden 2A'ya şuraya 2K dersem, tamamı 5A ise buraya 5K diyebilir miyim? Diyebilirim. Güzel. Şimdi başka ne yapabilirim? 5'e 2K gelmiş değil mi? Burada 5'e 2K. Tamamına ne diyelim? M diyelim. Öyle mi? M'e de ne gelmiş? 5K. Şunlar sadeleşir. Öyle mi? Evet. Şimdi 2M ne oldu? 25. M nedir? 25 bölü 2. Oldu mu? Oldu. Şurası neymiş? Ee, tamamı 5'ti. M 25 bölü 2. O zaman tamamından çıkartalım. 25 bölü 2'den 5'i çıkartalım. Ne oldu? 10. 25'ten onu çıkarttım. 15 bölü 2 mi? X değeri. Evet. Güzel. Bakalım yanlış yapmadık değil mi? 2'ye şey 5'e şurası 2'ye 2A dedik. 3'e 3A dedik. Şuradan bakınca 2A'ya 2K dedik. 5A'ya 5K dedik. 5'te 2K gelmişse kaçta 5K gelir? 25 bölü 2 çıktı. Tamamı onu da 5'ten çıkartınca nereye buluruz x'i? Dedik, bunu da at gitsin. Şimdi bu soruyu güzel güzel okuyalım. ABC bir üçgen, DE paralelmiş HV'ye. AF neresi? AF şurası. 2A'ymış. FC burası da A. AD neresi? Şurası. B ise şurası ne olur? 3B. Şimdi bu iki arkadaş birbirine paralel mi? Evet. Şuradan şöyle bir tane paralellik getiriyorum. Kime? D'ye. Buna paralel olunca doğal olarak bu arkadaşa da paralel oluyor mu? Oluyor. Şimdi şurayı kapatalım. Şu üçgene bakalım. Burada ne olmuş? 3'e karşısında ne var? 3, 3'e 6 olmuş. 3 B'ye 6 mı gelmiş? Evet. Tamamı ne? 4 B'ye ne diyorum? Şuranın tamamına m diyelim. B'ler gitti. 3m eşittir. 24'ten m nedir? 8 mi? Tamam. Buranın tamamı 8 ise şu uzunluğuma 2 mi kaldı? Evet. Şimdi bu üçgeni kapat güzel arkadaşım. Bak bunu kapatınca A'ya 3 geldi. 3A'ya tamamına ne diyelim? N diyelim. 3A'ya da n dedik mi evet bunlar gitti n ne çıktı 9 mu tamam zaten burası 3 tamamına n demiştik 9 çıktı burası da 6 bana kimi soruyor soru da eh yani x uzunluğunu 2 artı 6'dan 8 mi okey at gitsin şimdi benzerlik dedik alanı da sorabilir BD'yi vermiş. Ne olarak? BD neresi? Şurası. Hop nereye gidiyorsun kalem? Gel buraya. BD şurası 3K değil mi? Burası 3 ise 3K. ikisi 2K. DC 2K. EF 12 vermiş. AB 20. Şurası da 20. Tamam. Dik vermiş. Taralı alanı bizden istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar alan bulunurken eğer bize herhangi bir kenarı vermişse biz onu taban kabul ediyoruz taban var. O zaman kimin olması lazım? Yükseklik. O zaman ne yaparım? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımı bulmuş olurum. O zaman bu üçgen için bana kim lazım? Yükseklik. Bakıyorum buradaki yükseklik buna alamıyorum. Değil mi? İlgilendirmiyor. Çünkü tepe noktasıyla bir ilişkisi yok bu yüksekliğin. Tamam başka ne yapabilirim? O zaman buna bir yükseklik indirelim. Şöyle bir dik gelelim. Aa, bu dik S bu da dik. E o zaman paralel olmuş oluyor. Tamam. O zaman benzerliği uygulayabilirim. 2K'ya ne diyelim? Buraya X. 2K'ya X. Eşittir. Tamamı ne? 5K. 5K'ya ne olmuş? 20 mi? Evet. K'lar buradan gitti. 2 kere 20'den. 40 eşittir. 5X. X diyelim de ne geldi? 8. Yani si yüksekliğim şurası ne oldu? 8. E alanı bulalım. 8 çarpı 12 bölü 2'den gitti. 6 kere 8'den cevabım nedir? 48 mi? Süper. Evet şimdi bu sorumuza bakalım ve bitirelim. 70 vermiş. 35 vermiş. Burası buraya eşit vermiş. 8 vermiş. Kim istiyor? A, B. Ha, burada bir de ne var? A, E. 3 tane E eşit. Şurasına 3K diyelim. Burası ne olur? K. Ayrıca burası eşit. 70, 35'i niye vermiş? Hmm. Ne yapalım? Şu arkadaşa paralel şuradan bir şey çizelim. Neden? Çünkü paralel çizersen buraya yöndeş açıdan burası da 70 olur. Açıyla ilgili bir şey vermişse demek ki onu kullanmamızı istiyor. 35'te neyi toplarsam 75 yapar? 35'i demek ki neymiş? Burası buraya eşitmiş. Tamam. Şimdi orası oraya eşit oldu. Buraya da A diyelim. Buraya da A diyelim. O zaman 2A'ya ne olmuş? 4K. A'ya ne olacak? K kadar. Değil mi? Tamam. Şey 2K. Burası 2K. O zaman buraya ne kaldı? K. Burası zaten K. Değil mi? Bakın şöyle bakalım. 2A'ya toplam ne olmuş? 4K. O zaman A'ya K kadar. Yani burası 2K. Burası K kaldı buraya. Yine yanlış cümle kurdum. 2A'ya şöyle yazarak daha iyi anlayalım. 2A'ya 4K mı olmuş? O zaman A'ya 2K. Demek ki şurası dan sonraki kısım ne olacak? 2K. Burası da 2K. Zaten burası K kadardı. Buraya ne kaldı? K. Burası demek ki K'ymiş. Peki bu 8'i niye vermiş? Öğretmenim 2A'ya 8 ise A'ya ne olacak? AK değerim 4. Bana kimi soruyor? 4K'yı. 4K. K değerini 4 bulduk. 4 kere 4'ten cevabımız nedir? 16 mı? Evet. Diyelim ve arkadaşlar üçgende benzerlik yani Thales 2'den diğer derste devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.